Arkadaşlar merhaba. Bugün kutu açılışı yapacağım cihaz. Galaxy Watch 6. Geçtiğimiz günlerde Apple Watch 9'un da açılışını sağlamıştık. Şimdi sıra bu cihazımızda. Bunu nasıl bir kampanya ile aldığımızı da videonun ilerleyen dakikalarında zaten size açıklarım. Kutu açılışını sağlarken. Şimdi hızlıca zamanınızı almadan kutumuzu açalım. Portanımızı kenara bırakıyorum. Buradan hemen güvenlik bantlarını sökerek, hatta şunu şöyle de yapabiliriz. Pardon, kutunun içeriği burada değilmiş arkadaşlar. Buradaymış sanırım. Evet. Yine bu iki katmanlı bir kutulama yapılmış. Bunu şöyle bırakayım. Bunun içerisinden şöyle üst tarafını açtığımızda kitapçıklarımız, bakalım şimdi bu tarafına geçiyoruz, oradan başka bir şey çıkmıyormuş, ufak bir kutu ve içerisine baktığımızda herhangi bir şey kalmadı. Bunu da kenara bırakıyorum. Şuradan çıkartıyoruz. Bunu da içi boş, bunu da kenara ayırıyoruz. Yine manyetik bir şarj standı var. Kağıtlarla yine görüyoruz. Oturması, kuvveti gayet iyi. Düşecek bir güçsüzlüğü yok. Yine Type-C girişli. Yine bir adaptöre ihtiyacımız olacak arkadaşlar. Zaten bu Apple'la başladı zaten. Herhangi bir adaptör hiçbirinde çıkmıyor artık. Kablomuza bakıyoruz ve Vietnam üretimi olduğunu görüyoruz. Bu arada Apple Watch dedim. Galaxy Watch da yine aynı şekilde Vietnam malı. Yani Çin değil. Buradan baktığımızda 5 atmosfer su geçirmezlik. Sensörlerin sanırım bir kısmı aynı göbekte toplanmış. Bir kızılötesi sensör, 44 milim ve cihazla ilgili birkaç özellik burada yazıyor. Burada asıl güzel olan şey ne? Şu çıt çıtlı, yani çıt çıt demeyeyim, basmalı tuş sayesinde kolay takıp çıkartılabilen bir yapıya sahip kordonu bu Watch 6'larda. Şöyle göstereyim size. Apple Watch benzeri bir özellik var. Hatta şunu biraz sileyim. Yine burada da tuşluydu ama materyal biraz sert. Burada basıp zorla kaydırmanız gerekiyor alışana kadar. Burada biraz daha güzel bir yapı yapılmış. Bastığınızda tık çıkıyor, tık takılıyor. Ek olarak bu 20 milim yanılmıyorsam tüm saat kordonlarıyla uyumlu. Şimdi bunu hemen şöyle alalım. Kutusunun üzerine koyalım. Bu diğer kordonumuzu açalım. Bu arada medium large beden olarak geliyor kutudan. Kutumuzun içerisinde yine kullanım kitapçığı var. Bu bir işimize yaramayacağı için bunu kenara bırakıyorum. Sonuçta sadece kordon ile alakalı bir durum. Evet. Şimdi burada bir değerlendirme yapacak olursam, kordonun kalitesi, ben direkt Apple Watch ile karşılaştıracağım bu arada, çok daha iyi. Yani albenisi ve sağlamlığı açıkçası şu an gayet hoşuma gitti. Yıllardır da Apple Watch kordonları kullanıyorum. Bu çok daha kalın bir materyal. Yani kalın dediğim daha sağlam bir materyale sahip. Esnemesi biraz daha böyle sert. Watch'ta yani Apple'da biraz yumuşaktı. Cırt cırtların kalitesi yine aşağı yukarı aynı materyali kullanmışlar. Ama bunda biraz daha şık. Hatta bunu direkt takalım arkadaşlar biz. Bunda da aynı materyal var. Evet. Materyalim şurası lastikli, esnek. Şu şekilde oldu ve çok şık oldu. Biz bunu alırken mavi kordonuyla karşılaştırmıştık. Yani mavi almayı düşündük. Ama siyahın, yani açık renkli kordonumuz olduğu için siyah almayı tercih ettik. İyi ki de tercih etmişiz. Gayet şık. Yani grimsi bir detayda olduğu için ve parlıyor bu. Fosforlu diyebilirim. Yani reflektörlü gibi. Gayet güzel. Şimdi şöyle yapalım. Bunu kenara koyalım.
Galaxy Wearable uygulaması üzerinden bunu eşleştirmeyi deneyelim. Bunun detaylı incelemesi zaten ileride gelecek. Ek olarak arkadaşlar Watch 9'un, Watch 7'nin ve birlikte bunların hepsinin karşılaştırması ayrı ayrı videolar şeklinde gelecek. Yine öncelikli olarak yorum kısmında yer verebileceğim soracağınız sorular olursa yardımcı olurum. Devam diyoruz. Bunun tuşu şu. Bastığımızda Samsung yazısını görüyoruz. Buradan telefonumuzdan uygulamadan şöyle ortaya alayım siz de görün. Evet, ekranımız biraz pis olabilir. Samsung cihaz açıkçası kardeşimde vardı. Ondan yardım alıyorum. Şöyle yapalım, hatta şunu silelim. Tekrar arıyoruz. Bu arada cihazın açılması gerekiyor ki uygulamadan bulalım. Bu esnada arkadaşlar, yani saatimiz açılana kadar 7-9 şu an içeride. Ona ulaşmam biraz zor. İkisinin karşılığı, yani yan yana olduğunda nasıl bir fark olduğunu göstereceğim. Bu arada bunun 7'nin kabı, yani ebatı, şekli, şemali 8 ve 9'la da aynı. Dolayısıyla yani karşılaştırmanızda yardımcı olabilir. Yandan görünüşümüz bu şekilde. İkisinin de yanında mikrofonu var zaten. Bunda iki tuş, bunda bir round, bir tuş olarak. Öbür tarafımızda burada boş, Watch'ta. Burada bir hoparlörümüz var. Bunun hoparlör kısmı arkadaşlar, yanılmıyorsam bakın şu üstlerde mikrofonları var. Şurada bir kız ötesi var. Hoparlörleri de şuranın arkasında olarak biliyorum. Evet, bu arada uygulamamız gerekiyor. Tekrar ara diyelim, açılmışken. Çıktı. Güncelle diyelim. Bir güncellememiz gelmiş. Güncelle diyelim. Google Play hizmetlerini güncellememizi istedi. 48 MB'lık bir güncelleme. Bu arada uygulamamız sağlandı. Şimdi tekrardan geliyorum. Bir tekrar açtık. Devam diyorum. Evet, burada bir eşlemeyi gördük zaten. İkisine de tıklıyorum. Burada bir titreşim veriyor. Cihazın bu olduğuna dair. Kurulumu tamamlamak için telefonunuzu kontrol edin diyor. Burada 175 MB'lık bir sanırım aktarım sağlayacak. Şimdi arkadaşlar bunu kenara bırakalım bu esnada. Saat için kutu açılışında neler hissediyorum, ne gördüm, yani nasıl bir cihaz derseniz, malzeme kalitesi çok iyi. Orijinal kordon, silikon kalitesi de gayet iyi. Yani zaten buradaki materyal antialerjik, yani bu atıyorum cildinizde herhangi bir sorun yaratmayacak bir materyal. Artı bu modelde şu güzellik var. Şu basmalı şekilde yapılan buton değiştirmenizi çok kolaylaştırıyor. Daha premium bir unsur bu. Diğerlerinde yandan çekmeli klasik saat kordonu değiştirir gibi yapıyordunuz. Bu biraz daha zordu, tırnağınızla kanırtarak. Şimdi bunu kenara bırakıyoruz arkadaşlar. Saatimiz 60 güncellemesini. Bunların hepsini işaretliyoruz okumadan. Siz okuyun tabii ki. İzin ver diyoruz. Kabul ediyorum. Saatimiz hazırlanıyor. Yine arkadaşlar, buraları yine hızlandırırız. Saat hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlardan yine yer verebiliriz bunlara. Sorunuz olursa yine incelemem istediğiniz bir uygulama üzerinden yine bu cihazı bana iletebilirsiniz. Hani şu özelliği, bu özelliği, ne kadar şarjı gidiyor ve bunları zamanla zaten keşfedeceğiz. Şu an için ön izlenimlerimi size paylaşıyorum. Bunlara devam diyoruz. İleri diyoruz. Kabul ediyoruz her şeyi. Bu arada arkadaşlar, bunun 40 milimi de vardı. O bayağı bir küçük. Yine erkekler için yapılması gereken bir tercih. Yine 44 milim, yani 45 milim pardon, olması lazım. 44-45 milim erkek boyu. Diğeri biraz daha küçük. Zaten deneme şansınız var. Biz bunu bu arada Vatan Bilgisayar'dan aldık. Kampanyadan da bahsedeyim. Normal hepsi burada indirimlerle birlikte 5000-5100, 4900 civarıydı.
Orada şu an 4.460'lı bir rakam. Artı yanında alacağınız kordonu 200 liraya veriyor. Orijinal kordonunu. İstediğinizi seçebiliyorsunuz. Fark etmez burada. Biz yani hepsini şu an baktığımda 4.663'lü bir rakam almışız. Bunları hızlıca geçiyoruz. Bayağı bir kurulacak şey var. Yine ipuçları kullanma kılavuzu diyor. Yani burada size fikir vermesi açısından kullanabilirsiniz. Evet, her şey tamam dedi. Şimdi bakalım. Saatimiz bu esnada başlatılıyor. Bir ekranımızı silelim. Biraz parmak izi oldu. Bunda şöyle bir durum var. Ekran koruyucu almanız gerekiyor. Çünkü yan taraftaki çerçeve, yani çerçeve demeyeyim, ekran bulunduğu çerçeve değil, saatin gövdesi bayağı ince. Zaten şuradan da gösterebilirim size. Yani bir darbede herhangi bir sorun yaratabilir. Apple Watch kadar tehlikeli değil. Apple Watch çünkü direkt kenarları cam. Yani bu darbeye çok çok daha açık. Ama bunun gördüğüm kadarıyla biraz daha kalın camı. Biz Samsung'dan devam edelim. Başlat diyoruz. Burada bize ipuçlarını veriyor. Şuradan crown şeklinde kullanabiliyoruz. Bitir diyelim. Şu an için kurtulalım. Menümüz arkadaşlar şöyle. Şöyle de kullanabilirsiniz. Yukarı aşağı dokunmatik olarak da kullanabilirsiniz. Kadranlarımızı muhtemel olarak zaten sağa çevirdiğimizde buradan ekleyle veya uygulamadan içeri atabiliyorsunuz. Bir tane örnek varmış mesela. Bunu da atalım. Sonra sadece test etmek için birkaç tane atacağım. Mesela şu var. Bunu da kullanalım. Bir tane daha ekleyelim. Mesela şu olsun. Şimdi şöyle yine Apple karşılığı memoji oluyor. Bu şekilde eklemeler yapabilirsiniz. Bu kendiniz oluşturuyorsunuz bunu zaten. Yine aynı mantık. Bu kadranlarımıza da baktığımızda şöyle bir kadran var. Şöyle. Evet arkadaşlar, videonun sonu bu şekilde yapalım isterseniz. Sonraki videolar için beni takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Yorumlardan her türlü sorunuzu iletebilirsiniz. Yani elimden geldiğince karşılamaya çalışacağım. Şimdilik bizden bu kadar. Teşekkür ediyorum.